Evet, 66. video dersimizdeyiz değerli dostlar. Buyurun birlikte cümle analizlerimize bir bakalım. Bu belgeleri düzenlemeniz gerekiyor mu diye bir soru sormuş arkadaşlar. Soru olduğu için elbette do ile başlıyoruz bu zaman diliminde. Do you need? Bu tarzda şunu yapmanız gerekiyor mu derken need ifadesiyle soru sorabiliriz karşıya. Do you need to get those documents edited? Bakın. Yani get something done ifadesini burada kullanmış. Bu belgeleri düzenlemeniz. Aslında bir nevi düzenlettirmeniz şeklinde de çevirebiliriz bunu. Yani bu belgeleri düzenlettirmeniz gerekiyor mu şeklinde daha doğru olur karşı taraf için arkadaşlar. Bu soru ifadesi. Evet. Ailem peyzajcılara birçok ağaç kestiriyor dedik bakın. Kestiren kim? My parents, ailem ne yapıyor? Kestiriyor. Have something done ifadesini kullanıyoruz burada. Are having many trees, something bu işte, many trees, birçok ağaç. Ne yapıyor? Cut down, kestiriyor. Peki kimlere kestiriyor? By landscapers. Dişimi çektirdim. Evet, get something done ifadesi. I got my tooth pulled şeklinde. Dişimi çektirdim anlamında kullanılan bir ifade oldu. Önümüzdeki hafta evi boyatıyoruz. Bakın önümüzdeki hafta evi boyatıyoruz. Evet, boyatan kim? Biz, we ne yapıyoruz? Boyatıyoruz. We are having the house painted. Have something done. We are having the house painted şeklinde. Ne zaman? Next week, önümüzdeki hafta. Oda arkadaşının seni aramasını sağladın mı? Evet, yani bunu yaptırdın mı oda arkadaşına bu anlamda? Did you get your roommate to call you? Bakın, did you get somebody to do something ifadesini kullandık bu sefer de. Did you get your roommate to call you? Elbisemi kuru temizlemeye temizlettim. Evet. Temizleten kim? Ben, I. Ne yaptım? Get something done ifadesini kullandık bakın. Burada tabii geçmişte olduğu için got yaptık. I got my dress dry cleaned şeklinde. Meslektaşlarına sunumunu yaptıramazdı. Evet. Evet, yaptıramaz dediğine göre he couldn't. Yani isteseydi bunu yaptıramazdı. Böyle bir fırsatı olmadı veya. Ne yaptı? He couldn't get his colleagues. Arkadaşlarına, meslektaşlarına, mesai arkadaşlarına to do his presentation. Sunumunu yaptıramazdı. Yani böyle bir şey yaptıramadı, olamadı. Çocuklarımı uyku vaktinde uyutamıyorum. Evet. Uyutamayan kim? Ben. Bilmek anlamında tabii ki burada olumsuz anlamda can't'ı kullandık. I can't get somebody to work man ifadesini yine kullandık. I can't get my children to sleep at bedtime. Evet. O temizleme servisine evini temizlettin değil mi? Evet. Şimdi burada değil mi'li bir soru var. Yani sonunda elbette ki buradaki yapıya uygun olarak bir ifade kullanacağımız bir soru. Daha önce görmüştük. You had your house cleaned. Evini temizlettin. Have something done ifadesini kullanmış bakın burada. You had your house cleaned by that cleaning service. Didn't you? Evet şeklinde yapmış bu ifadeyi arkadaşlar. Size eski öğretmenimi takdim etmeme izin verin. Evet, let me veya allow me. Allow me to present. Let ile kullansaydık let me present şeklinde olurdu arkadaşlar. Tamam mı? İkisi de mümkün. Let me present veya allow me to present şeklinde. Yani tanıtmama izin verin diyor. My former teacher to you. Yani eski öğretmenimi size tanıtmama izin verin dedik. Evet değerli dostlar, böylelikle bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.